Merhabalar, geldik 35. dersimize. Şimdi bu derste controller tanımlayalım hemen bir tane. Ekle kısmından yeni bir controller. Boş bir controller. Default olsun. Ekle dedim. Bu default controller'ı birimler olarak kullanılacak. İstiyorsanız birim olarak da değiştirebilirsiniz ismini. Şimdi bekliyorum oluşturmasını. Şimdi controller tanımlaması gerçekleşti. View tarafına baktığımda şu anda burada göremiyorum. Bir tane de hemen biz bir layout tanımlayalım shader'da. Ekle yeni bir view. Bu herhangi bir layout kullanmayacak. Çünkü kendisi bir layout olacak. İsmi test layout olsun. Alt-tire test layout ekledim. Test layout sayfamda gelmek üzere. İki ders dedim ama üç derse çıkabilir bu revize işlemi. Geldim. Add render body. Burada render body'yi çağırdım. Kaydettim. Geldim buraya. Burası layout yazsın. Şimdi kaydettim. Geldim default controller'a tekrar. Index üzerine sağ tuşa tıkladım. Add view. Buraya bir view ekle. Bu bir layout kullanacak. Hangi layout'u? VS içinde bulunan shared içinde bulunan test layout'unu. Okey dedim. Ekle dedim. Ekle dedikten sonra burası gelsin. Bekliyorum gelmesini. Sonra buradan bir deneyelim. Şimdi sağ tuş Web'in Browser tarayıcı. Tarayıcı ile beraber bir açalım bakalım. Sorunsuz bir şekilde oluşturuyorum. Beraber görelim. Burası tamamlanırsa devamı çok zor olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi burası geldi. Şöyle yapalım. Slash default slash index enter'a bastım. Burası layout, burası index yazısı gelmiş oldu. Şimdi ilk yaptığımız projeye geri dönelim. Ben hemen açayım onu. Şöyle açıldı sanırım. Açıldı. Şimdi burada öncelikle test layout'a gelelim. Test layout tarafında arkadaşlar. Buradaki komutları ben olduğu gibi Ctrl A yaptım. Ctrl C burayı kopyaladım. Kopyaladım bu değerleri geldim. Burada Ctrl A sildim. Ctrl V buraya yapıştırdım. Tamamdır. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim sayfamı yeniledim. Bakın bu şekilde menülerimiz geldi. Burada bir problem yok. Şimdi departmanlar değil de birimler olarak değiştiriyorum burayı. Birimler, personeller hakkımızda ve çıkış kaydettim. Şimdi burası nereye gidecek? Burası default içinde bulunan indekse gidecek. Kaydettim. Geldim sayfamı yeniledim. Tamamdır. Birimler artık buraya geliyor. Şimdi devam edelim. Bitirmeyelim dersimizi. Şöyle yapalım. Core departmanda bir saniye. Burayla işim kalmadı. Buraları da kapattım ben. Şimdi departman controller'da arkadaşlar. Yeni departman ekleme işlemi, işte departman silme, güncelleme vesaire bunları yapmamız gerekiyor. Ama önce bir dakika önce indeksten veri list. Önce listeleme. Önce hemen listelemeye ait ben kodları yazayım şuraya. Şöyle diyeceğim. Var değerler eşittir. Şurada konteksten bir C nesnesi türetelim. Sonra şunun üstüne geldim. Şurada context'ten pardon internal bir saniye. Context using proje core model içinde tamamdır. Aldım. Sonra diyeceğim ki C nokta birimler nokta to list birimleri bana listele. Geriye de değerleri döndür. Tamamdır. Şimdi indeks sayfama geri geldim. İndeks sayfamda önce indeks sayfamızdaki verileri çekeceğiz. Bunun için eski projeyi açtım. Şöyle yapalım. Departmanda indekse geldim. Şimdi departmanda indeksten şu iki satırı kopyaladım. Geldim kopyaladıklarımı buraya yapıştırdım. List içerisine bir dakika önce projenin ismi değişti. Projenin ismi proje core nokta model. Listin ismi de birim. Tamamdır. Ondan sonra başka bir saniye hemen şöyle geri gelelim. Ben şurayı olduğu gibi kopyalayacağım. Burayı olduğu gibi kopyaladım. Kopyaladığım bu değerleri geldim şöyle şuraya yapıştırdım. Şimdi hemen değişikliklerimizi yapalım. Bir kere bizim açılmaman veri tabanı da ya birazcık uğraşıyoruz ama tekrar gibi düşünün. Çünkü diğer tarafta yanlış giden bir şeyler vardı. Ondan dolayı orayı değiştirmemiz gerekti. Birimler açılsın. Birim ID ve birim at var. Şimdi ID birim. Sil güncelle detaylar. Tamam burası birim ID. Burası da birimin kendisi. Birim adı. Şurası birim ID. Burası birim ID.
Tamamdır. Bununla ilgili herhangi bir şey yok. Başka bir şeye gerek var mı? Yok. Şimdi buradan bir çalıştırmayı deneyelim bakalım. Verilerimiz listelenecek. 3 tane verimiz vardı. Bakalım bu 3 tane veri listelenecek mi? Beraber görelim. Biz de o arada burayı yenileyelim, sayfayı. O çünkü yine şeyden başlayacak. Startup ayarını değiştirmedik. Bakın bu şekilde geldi. Bununla ilgili herhangi bir sorun yok. Tamam mı? Devam ediyorum. Şimdi yeni departman değil de yeni birim. Ya istiyorsanız departman olsun. Burası da default içinde bulunan yeni birime gitsin. Yeni birime. Şimdi layout'u kapatıyorum. Bununla işim yok artık. Controller'a geldim. İndim alta. Hemen yine kopyala yapıştır devam edeceğim. İndeksi kapattım. Şimdi bize şurayı ve şurayı olduğu gibi ben kopyaladım. Geldim. Buraya yapıştırdım. Alt taraftaki post kısmının slash'larını kaldırdım. Tamamdır. Şimdi yeni departman değil, yeni birim diyeceğim buraya. Burası yeni birim. Şunu kopyaladım, geldim buraya da yapıştırdım. Tamamdır. Return with. Şimdi departmanlardan değil, birimlerden D değil de B türet C nokta birimler nokta et parantez içinde. Artık bunları detaylı bir şekilde açıklamaya ihtiyaç duymuyorum. Zaten siz burayı çok kolay bir şekilde yaparsınız. Şimdi yeni birim üzerine sağ tuş add view. Buraya yeni bir birim ekleyeceğiz. Ekle dedim. O eklerken biz de hemen yeni departman sayfamızı açalım. Şöyle hepsini kopyalayalım. Kopyaladım, geldim buraya. Şimdi şöyle yapacağım. Şuraya yapıştırdım. Öncelikle şu süslü parantezin arası olmayacak. Şu eti aldım, kestim, buraya yapıştırdım. Proje core.models.birim. Tamamdır. Burası da düzeldi. Güzel. Sonra form metot post. Departman adı değil de birim adı olsun. Burası da x eşittir büyüktür. X nokta birim ad. Tamamdır. Burası da birim ekle. Güzel. Şimdi indeksten bir kere daha çalıştıralım. Bakalım yeni birim ekleme işlemi sorunsuz bir şekilde gerçekleşiyor mu? SQL'e baktığım zaman 3 tane birimim gözüküyor şu anda. Biz de burayı yenileyelim yine. Yüklesin sayfamızı. Geldi. Yeni birime tıkladım. Yeni birim sayfası geldi. Birim adı pazarlama olsun. Pazarlama. Birim ekleye bastım. Pazarlama geldi. SQL'e bakıyorum. Yansıdı. Süper. Burası da çalışıyor. Devam ediyorum. Şimdi tekrar açtım burayı. Yeni departman da bitti. Geldik departman silmeye. Departman silme var. Güncelleme var. Getirme var. Ben burayı olduğu gibi tamamını kopyalayayım. Kopyaladıktan sonra burayı kapattım. Geldim buraya. Controller tarafına. Şimdi şuraya yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra önce sadece silmeyi deneyelim. Şurayı açıyorum. Açtım. Departman sil. Birim sil olsun. Birim sil. Int ID tamam. Burası birime göre yapacak. Find ID. Burası da birimsi olacak. Birims remove dep. Dep olsun mu olsun bir zarar yok. Return redirect action index tamamdır. İndeks tarafında burası da birim sile gidecek. Birim sil neyin içinde? Default'un içinde. Burası da default. Şimdi sağ tuş Web Browser tarayıcı ile beraber açalım. Bir bakalım birim silme işlemi sorunsuz bir şekilde gerçekleşiyor mu beraber. Görüntüleyelim. Pencerelerimiz açık, dışarıdan biraz ses geliyor. Çünkü hava çok sıcak şu anda, ondan dolayı klimamız yok. Şimdi geldim, sayfamı yeniledim. Yeniledikten sonra mesela pazarlamanın üstüne geldim. Sile bastım, sildi. Pazarlama da çalışıyor. Yani silme çalışıyor. Şimdi devam ediyorum. Geldik getir ve güncelle. Şurayı olduğu gibi açıyorum. Açtım burayı. Şimdi burası departman getir değil de birim getir olsun. Birim getir. Int id. Burası da birim güncelle. Tamamdır. Var depart eşittir c nokta birims nokta find istiyorsanız şunların da ismini değiştirirsiniz. Burası birim getir olacak. Birim getir. Tamamdır. Depart'la beraber dönecek. Sonra iAction result birim güncelle birimlerden d isimli bir nesne. Şunları da aynı şekilde açalım. Var dep eşittir c nokta birims nokta d nokta id değil birim id tamam. Dep nokta departman ad değil. Birim ad eşittir d nokta birim ad tamamdır. C nokta save change değişikleri kaydet ve geriye döndür. Şimdi birim getirden sağ tuş add view. Bir tane view türetiyorum. Burası da bir şey kullanacak.
Şimdi buraya geri geldim. Burada sadece geriye departman getir kaldım. Şimdi ben şuraya olduğu gibi Ctrl A, Ctrl C dedim. 3 parçada bitecek diyordum, öyle gözüküyor. Geldim şuraya yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra arkadaşlar öncelikle şu modeli kestim. Pardon. Modeli kestim. Bir dakika, burası yeni birim zaten. Bunda bir sorun yok. Yanlış yere gittim. Bir dakika. Birim getir. Kestiğim bu modeli buraya yapıştırdım. Burası proje core olacak. Proje core nokta model nokta birim. Tamamdır. Şuradaki add sembolünün olduğu kısmı sildim. BR kalsın. HTML birim güncelle. Birim güncelle. Birim güncelle neyin içinde? Birimlerin. Pardon. Default'un içinde. Default'un içinde. For method post. Burası birim ID. Burası da birim ad olacak. Burası da birim güncelle. Şunu hemen kopyaladım. Şuraya ve şuraya yapıştırdım. Kaydettim. Son bir şey. İndeks tarafında da burası arkadaşlar. Default içinde bulunan birim getire gidecek. Kaydettim. Bakalım birimleri bitirebilmiş miyiz? Aslında bayağıdır yaptığımız derslerin tamamını hızlandırılmış şekilde yapıyoruz ama burada açıklamıyorum tabii. Amaç sadece projeyi taşımak. Projeyi taşıyalım hızlı bir şekilde. Ondan sonra devam ediyor olacağım. Şimdi burası geldi. Şuradan hemen sayfamızı yenileyelim. Şöyle yeniledim. Danışmayı, pardon, güncelleye bastım. Geldi. Sonra bir A harfi daha ekledim. Birim güncelle dedim. Tekrar geldim. A'yı sildim. Tamamdır. Tekrar güncelledim. Bakın bu şekilde düzeldi. Birimler bitti. Şimdi sırada personeller var. Bir sonraki derste onu da zaten biz personellerin neyinde kalmıştık ya en son? Çok bir dakika, onu da bakayım. Zaten biz personelin girişinde kalmışız. Gelecek derste personel listelemedeyiz şu an. Personel listeleme yapacağız. Oradan zaten ondan sonra adım adım. Aslında bitti. Projeyi diğer aşamaya taşıdık. Bir sonraki derste personel kısmında görüşmek dileğiyle.